Merhaba sanırım ben Serdar ve başka bir soru cevap videosuna daha hoş geldiniz. Başka bir vlog 146'ya daha hoş geldiniz. Geçen hafta sizden sorular sormanızı istemiştim. Bu hafta ise o soruları umarım cevaplayacağım. Şimdi hemen başlayacağım. Hiç zaman kaybetmeden başlıyorum. Birinci sorum Megalodon Gaming TR sormuş. Kanalın ismini neden Serdar 146 koydun ve neden bu kadar samimisin? Bence her YouTuber'ın bu kadar samimi olması gerekiyor ki birçoğu da zaten öyle. Hani bu normal hayatta da geçerli olması gereken bir şey. Bundan daha az samimilik artık neye giriyor? İkiyüzlüğe mi giriyor ya ne bileyim soğukluğa mı giriyor bilmiyorum yani. Bu, ya şu anda gayet doğal davranıyorum onu söyleyeyim. Tüm nedeni o. Ve severek yaptığım bir şey olduğu için böyle davranıyorum ve gayet bence olması gereken bir şey. Kaan ismini neden Serdar 146 koydun? Neden Serdar 146 koydum? Nick'im oydu. İnternette kullandığım nick oydu. Ben de böyle kanal YouTube'daki nickimi de Serdar 146 koyayım dedim. Öyle koydum. Ondan sonra bir de video yapayım dedim de böyle olacağını pek düşünmemiştim. Düşünseydim daha böyle bir ilginç bir nick koyardım. Uzaylı falan böyle tuhaf bir şey koyardım. Paranormal bir şey koyardım. Orada olmayan bir şey. Mert Can TV sormuş. Abi zamanında GTA San Andreas gizemlerini senden izliyordum. Bir bakayım dedin kilo almışsın. Ne yaptın sen kendine? Sürekli aynı yerde oturursanız, hiçbir şey yapmazsanız ve sürekli hazır şeyler yerseniz en sonunda böyle olursunuz. Canınız ne? Canım anneciğim diyeceğim ama sizin canın anneciğin falan olması lazım. Neyse, anneciğinizin, babacığınızın yaptığı o ev yemeklerine büyük önem verin ve öğrenmeye çalışın. Onları öğrenip onları yiyin. Yoksa benim gibi iyice kilo alırsınız. O yüzden şu an otobüse bilmiyorum. Metroya kadar yürüyerek gidiyorum. Sırf kilo vereyim diye. Bilir bir sormuş. Ahbap challenge videoları yapmayı düşünüyor musun? Yaparsam çok farklı bir şey yaparım. Öyle insanların herkesin yaptığı bir challenge videosu olmaz veya yapmam. biliyorsunuz ben o kadar şey değilim hani. An o bunu yapmış ben de onu yapmalıyım falan gibi bir kafalı bir insan değilim. Kafama ne eserse onu yapıyorum ben. Ve başkalarına özenmek açıkçası şu noktada birazcık şey kalıyor ne bileyim. bir efsane 3C sormuş. Niye Minecraft çekmiyorsun? Niye Minecraft çekmiyorum? Yani aslında çekmek istediğim birçok oyun var ama zamanım yok. Haftada 7 gün var, bir günde 24 saat var. Her günde bir video attığım için yetmiyor yani. Şu anda zaten haftada 4 gün oyun oynuyorum. Bir gün gizem videosu yapıyorum, bir gün vlog çekiyorum. Pazar günlerde bundan sonra haftalık montaj gelecek. Öyle. O yüzden çekmiyorum. Yoksa Skyrim'de çekmek isterdim, Fallout 4'te çekmek isterdim, Borderlands'da çekmek isterdim. Bir sürü çekmek istediğim oyun var. Ama canlı yayınlar yapabilirim belki. Hazi Huram Miller sormuş. Abi seni 3 senedir takip ediyorum. Seni abim gibi görüyorum. Kalp. Ben de sana buradan kalp yollayacağım ama kalpten çok domatese benziyor. O yüzden kusura bakma. Al sana benden çok sevgi dolu bir domates ahbap. Sevgi dolu bir domates. Assassin Namık sormuş. Güzel kariyer tercihi. En çok havalı hissettiğin an. Ben insanların veya yaptığımız şeylerin havalı olup olmadığını düşünmüyorum yani. Öyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum yani. Gurur duyduğun anlar vardır, sevindiğin anlar vardır ama pek havalı kelimesi bana yapmacık geliyor. Yani öyle aman sen çok havalısın ahbap, hayır adamım sen çok havalısın gibi olaylara girmiyorum. Herkesin benim gözümde ayrı bir değeri vardır. Şerefsizlerin dışında. Benim için bu. Bir normal insanlar var, bir de şerefsizler. Kim sormuş? Magikarp 100 Dig sormuş. Sevdiğin dizi veya animeleri söyler misin? Dizi kesinlikle X-Files. Benim gibi siz ortada olanlarla yetinmiyorsanız, ortada olmayanları istiyorsanız ki bunlardan kastım hayaletler, uzaylılar, canavarlar, onlar bunlar falan. X-Files tam olarak size göre bir dizi. Zaten beni takip ettiğinize göre, benim yaptığım şeyleri sevdiğinize göre büyük bir ihtimalle X-Files'e bayılırsınız. Öyle. Anime olarak da Code Geass'ı tavsiye ederim. Ha, dizi olarak Doctor Who'yu izleyin. Sherlock'u izleyin. Anlık bu kadar. Yani kafamda en fazla şey yapan diziler bunlar. Ama X-Files açık ara en iyi dizi. En favori dizim. En sevdiğim dizi.
Magikarp Used Dick sorum. Ha işte aynı şeyi, en sevdiğin dizi var. Animeleri söylememiştim. Anime Code Geass. Ha. Full Metal Alchemist ve Full Metal Alchemist Brotherhood. Harika. Mideniz kaldırıyorsa Attack on Titan'ı izleyin ama bence bir 10. sınıftan sonra izleyin onu. 10. sınıfa geldiyseniz izleyin. Hani bayağı iğrenç sahneleri var. Ve bayağı psikolojinizi bozacak sahneleri var. Ya ben bunu aman tanrım çok manyak ahbap, çok tuhaf bir şey, harika bir şey ahbap gibisinden şeyler bir havayla söylemiyorum. Öyle bir modla söylemiyorum. Gerçekten psikolojinizi bozacak sahneleri var. Yani onu izledikten böyle bir ay kadar şey olursunuz. Onu izlediniz ya. Aradan geçen bu bir ay içinde bayağı psikolojiniz bozuluyor yani. Sürekli onun hakkında düşünüyorsunuz. İzlemeyin. Psikolojinizi bozacağını düşünüyorsanız. Çünkü çok sert bir dizi. Çok sert bir anime, öyle söyleyeyim. Code Geass var. Code Geass çok güzel ama Full Brother Metal, Full Metal Alchemist kadar değil. Naruto izliyorum da belli bir yerden sonra sıktı ya. Ya yemin ederim sıktı ya. 2 saatlik kavgayı bana 300 bölümde falan anlatıyor. Çok canım sıkıldı, ben de bıraktım onu. Serhat Somun sormuş. Abi hayat nasıl? Hayatım gitgide daha da düzenli bir hale giriyor dostum. Sağ olasın sorduğun için. Evin etrafını düzenliyorum artık. Düzenli olarak yapıyorum işlerimi. Videoları düzenine atıyorum. Her şeyin bir düzeni var ve ben de o düzene sadık kalmaya çalışıyorum. Berk Öztürk sormuş. Abi kaç yaşından beri bilgisayarla tanıştın? Kaç yaşında tanıştın? Yani 6 yaşında. Neden saçını kestirdin? Çünkü egzamam vardı. Egzamam yüzünden saçlarım sürekli dökülüyordu. Egzamam bir deri hastalığı. Bulaşıcı değil, genetik. Sıcak ortamlarda ortaya çıkıyor. Stresli ortamlarda ortaya çıkıyor ve havasızlıktan ortaya çıkıyor. Ki saçım uzun olunca hem havasız kalıyor hem sıcak kalıyor. Hem de İstanbul'da yaşadığım için ve kendi sebeplerinden dolayı gayet stresli bir, çok stresli bir hayat yaşıyorum. O yüzden saçlarımı kestirmek zorunda kaldım, yoksa kel kalacaktım. Hayal edin. Kel bir Serdar hayal edin. Böyle saçlarımın olmadığını hayal edin. Böyle ışık vuracak, böyle parlayacak buradan ışık. Abi ben de hayal edin onu. Olmuyor abi. Olmuyor öyle bir şey. Öyle bir gerçeklik yok. O yüzden kel kalmaktansa kısa saçlı kalmayı tercih ederim. Bu arada mikrofonun ayarını bir kontrol etmek istiyorum. Okey, her şey tamam. Her şey tamam. Hangi gezegendensin? O çok gizli bir bilgi. O yüzden onu şey yapamam, söyleyemem. 4. Ne zaman Skyrim gelecek? Büyük bir ihtimalle gelmeyecek. Gelirse yayınlarda gelir. Bakın, yayınlarda Five Nights at Freddy's oynamayacağım. Yayınlarda GTA'da oynamayacağım. Yayınlarda tamamen böyle Skyrim gibi, Fallout 4 gibi işte... Atıyorum Subnautica gibi oyunları oynayacağım. O yüzden yayınlarda onu istemeyin. Lütfen. Yalvarıyorum. İstemeyin. Okey. Öptüm. Devam ediyoruz. Ne zaman San Andreas gelecek? San Andreas Perşembe günleri geliyor. Hemen burada size video düzenini söyleyeyim. Bu yeni video düzeni bu arada. Açıklayacağım şimdi hemen. Pazartesi günleri GTA 5 gelecek. GTA 5 videoları gelecek. Bu GTA Online olabilir. GTA 5... modları olabilir. GTA 5 modları büyük bir ihtimal olmaz da, çünkü bilmiyorum, olabilir. GTA 5 modları olabilir. GTA 5'in işte hikayeden sonra yaptığım bazı şeyler olabilir. Bilmiyorum. Veya gizem araştırmaları da olabilir. Bilmiyorum. Salı günleri korku oyunları gelecek. Gerek indie korku oyunu olsun, gerek Alien Isolation, Soma gibi oyunlar olsun. Onlar gelecek. Çarşamba günleri Final Fantasy Freeze evreninden oyunlar gelecek. İşte bu Final Fantasy Freeze oyunlarının kendisi olabilir. FNAF World olabilir. İşte Super FNAF olabilir. Joy of Creation Reborn olabilir. Five Nights at Freddy's konulu oyunlar gelecek kısacası. Perşembe günleri GTA San Andreas gelecek. Cuma günleri gizem videoları gelecek. Şimdi gizem videoları muhtemelen şu 4 konuya rağmen dönecek. GTA 5, San Andreas, Five Nights at Freddy's, GTA 5 ve gerçek hayat gizemlerine başlıyoruz ahbaplarım. Gerçek hayat gizemlerine başlıyoruz. İlginç şeyler çıkacak diye bekliyorum. Bayağı bildiğiniz San Andreas'la FNAF'ta yaptığım gibi gerçek hayata atılacağım gizemlerde. Uzaylara, hayatlara atılacağım. Öyle. Gerçek hayat gizemleri hakkında araştırmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda yazın. Siz yorumları yazdıktan sonra ben araştırıp sizlere sunacağım. Bu şey gibi, gizem dosyaları gibi daha çok. Ama gizem dosyaları birazcık daha belgesel tadındaydı. Bu kesinlikle belgesel tadında olmayacak. Burada manyak şeylerden bahsedeceğiz direkt. Öyle. Bunu neden yapıyorum? Çünkü
oyun gizemleri tükenecek eninde sonunda. Hapalarım yani. Five Nights at Freddy's Sister Location çıktı. Daha 1-2 ay oldu çıkalı ve gizem videosunu yaptık. 2-3 tane daha gizem videosu yapacağım muhtemelen onun hakkında. Sanrasın gizemlerini sürekli yapıyoruz ama baştan dönmeye başladım çünkü tükeniyor. GTA 5 de aynı şekilde. Blue Scholarship Edition'ın gizemlerine bakabilirim. PlayStation'ın olursa Red Dead Redemption'ın gizemlerine bakabilirim. Böyle ilginç şeyler yapabiliriz. Not. Bağırmayacağım. Kim sordu? Berk Öztürk. Bağırmayacağım. Duvarlar çok ince. Bağırırsam bütün yan daireler falan gider. Yılmaz Burçali. Doğru mu telaffuz ettim soy ismini? Bilmiyorum veya şey. Nicky'nin geri kalan kısmında Yılmaz'dan sonraki. Sormuş GTA 5'te saçma bir video yapar mısın? Saçmalık benim işim. Saçma sapan şeyler yapmak benim işim. Tamam et. Ne yok? Kylie Drake sormuş. Abi dolar aldım dolmadı ne yapmalıyım? O dolmaz. Dolar dolmaz. Dolar asla dolmaz. Bu gidişte dolmayacak yani onu söyleyeyim. Bu gidişte dolmayacak dolar. Sürekli boş bir yer kalacak. Asla dolaramazsın. Bence sen bir değişim yap. Para değişimi yap. TL'den başka bir şeye geçsen. Euro'ya falan geç. Sterlin'e falan geç. Sterlin de düşüyorlar. Başka bir para gireyim. Meksika pezosuna geç. Samet HD sormuş. Abi sen peruk taktın değil mi? Hayır peruk takmadım benim değerli dostlarım. Bazı videoları Kıbrıs'ta çekiyorum. Sadece Kıbrıs'ta çekebildiğim oyun videoları oluyor. Onu da oraya gittiğim zaman bol bol çekiyorum. Bol bol çektiğim zaman önceden çektiğim videoları ileriye atmış oluyorum. Mesela atıyorum 6 tane Sunrise videosu çektim. O 6 tane Sunrise videosunu hafta hafta atıyorum. Her hafta atıyorum. Ve böylece 6 ile hafta gidiyor. Bu şekilde yapıyorum. O yüzden Sunrise videolarında saçım uzun görünüyor. Peruk takmıyorum. Hiçbir zamanda peruk takmadım. Saçımı kestirdim. Hatta evde o kadar fazla saçım vardı ki 2 tane kel adamı bayağı onlara peruk yapardık. Eve dökülen saçlarımla. Şu anda kel kalmamam mucize. Aynen öyle. Neyse Bekir Ceylan mı sormuş? Doğru mu okudum? Çünkü yazımı okuyamıyorum. Bak şu anda yazımı okuyamıyorum şurada bak. Bak yazımı okuyamıyorum. 3 tane harfi birleştirmişim orada o yüzden okuyamıyorum. Bak orada L ile A ve N'yi birleştirmişim. C, E ve Y'yi de birleştirmişim. C, E ve Y'yi ama en azından okuyabiliyorum. L, A ve N'yi okuyamıyorum. Eğer ona L, A ve N ise. Bayağı birleştirmişim yani. 6 harfli şeyi 2 harfe indirmişim. Neyse. Abi İstanbul'da mısın? Buluşma yapar mısın? İstanbul'dayım. İstanbul'da okuyorum. Yani tatil olmadığı sürece İstanbul'dayım. Ama buluşma yapmam büyük bir ihtimalle. Hani uzun bir süre boyunca yapmam. GameX'de olacağım ama. GameX'de olacağım. GameX'e gelip... Yapabilirsiniz böyle takılabilirsiniz. Öyle. Yapmak isteyenler gelecek hafta değil mi GameX? Dur bakayım. Aynen. 1, 2, 3, 4. Haftanın GameX'in her günü GameX'de olmaya çalışacağım. İyice gezmek istiyorum. İyice dolaşmak istiyorum. Beni görmek isteyen orada beni bulmaya çalışabilir. Muhtemelen pek öyle egzotik bir yere gitmem. Egzotik batır. Öyle isim geldi. Neyse. Yani beni görmek isteyen GameX'e gelebilir ama buluşma büyük bir ihtimalle yapmayacağım. Şimdi. Dur diğer sayfaya geçiyoruz. Okey. Muzdat Kavruk sormuş. Bak doğru mu okudum? Emin değilim. Çünkü yazım çok kötü okuyamıyorum. 15. soru. Hayatım boyunca yaptığın en büyük hata nedir? Ben buna inanmıyorum. Hani çünkü bir hatayı yapmadığın zaman neler olacağını o kadar da kestiremezsin. Hani çok fazla ihtimal var. O yüzden hangisinin en büyük hata olup olmadığını anlayamazsın. Utandığım şeyler oldu. Gurur duymadığım şeyler oldu. Kötü hissettiğim şeyler oldu. Ama hani en büyük hata gibi bir şey diyemem büyük bir ihtimalle. 16. soru. Doğukan sormuş. Abi etnik kökenin ne? Şimdi birçok ahbabımız beni dünyalı zannediyor ama değilim ben. Dünyadaki hiçbir millete mensup değilim ben. Ben uzaylıyım. Aslında uzaylı da değilim. O tamamen sizin yaptığınız şey, isim verdiğiniz bir şey. Uzaydanım. Benim yurdum orası.
Ama aslında oranın ismi uzay değil. Uzye. Oranın ismi aslında Uzye. Ama siz uzay çevirmişsiniz. Herhalde artık söyleye söyleye uzay oldu. Ben de bir uzum. Uzaylı değilim ben. Ben aslında bir uzum. Bu şey demek gibi. Finlandiyalı demek gibi. Adamlar zaten Finn veya Finli. İngilizler buna Finland demiş. Hani o Finlerin ülkesi. Sen de gitmişsin Finlandiya demişsin. Hani Finlerin ülkesine ait demişsin. Bir de Finlandiyalı diyorsun daha sonra. Gel, bir süre sonra şey dersiniz sonra siz uzaya. Uzaylıya mı? Uzaylıya mı? Uzaylıistan mı? Her ne olsa. Türkmenistaniye demek gibi bir nevi. Etnik kökenim o. Ben aslında bir uzum. Yani uzaylıyım ama uzum. Uz. Lütfen. Uz kültürüne. Lütfen. Saygılı olalım. Saygı duyalım. Hoşgörüyle de davranalım. Uzlara ayrımcılık yapmak kötüdür. Ayrımcılık tamamen aptalların işidir. O yüzden hoşgörü ve sevgiyle yaklaşın her şeye. Ve son soru. Yeah, what? Ha, Yakup Man sormuş. Yakup Man sormuş. Abi bir süredir izlemiyordum. Evrim geçirmişsin. Bir sene önce falan The Forest süperdi. Şimdi neşin azalmış resmen. Eski Serdar abiyi istiyoruz. Öncelikle buna evrim denmez. Ona ters evrim denir. Onu öyle bir düzelteyim. Bilim konularında takıntılı bir insan olduğumdan böyle şeyleri düzeltmek istiyorum. Şimdi benim o konuda bir teorim var. Neden YouTuber'lar eskisi gibi olmuyor? Hemen size şunu söyleyeyim. Benim takip ettiğim birçok YouTuber var. PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier, RedWolfGamer, RedBread falandır filandır bir sürü var. Bunlardan tabii birçoğu direkt değişim geçirdi. Hani adamlar artık vlog yapıyor veya tamamen konsept değiştirdi falan filan veya saçma sapan oyunlar çekiyor artık. Şimdi benim anladığım kadarıyla bana sen değiştin diyenler iki farklı kitle. Bir FNAF kitlesi, iki GTA kitlesi. Ki şu anda iki oyunun da videolarını çekiyorum. Bol bol çekiyorum. Mümkün olduğunca gizem videoları da yapıyorum. Ve eski videolarımı baştan böyle ben bir izledim. Uzun zamandır da izliyorum. Aradaki farkı anlamak için. Hani eski Serdar ile yeni Serdar arasındaki farkı anlamak için. Öyle bir şey yok. söylemek istediğim nokta şu. Mesela benim kendi takip ettiğim kanalları izlerken değişmeyenleri söylüyorum bu arada. Hani eski. Mesela Markiplier diyelim. Eski Markiplier var, yeni Markiplier var. Arada bir fark var mı? Yok aslında. Neden? Şöyle söyleyeyim. Atıyorum adam eskiden komedi olmaya çalışıyor, tamam mı? İlk videoları yaparken böyle sizleri eğlendirmeye çalışıyor. Böyle saçma sapan hareketler yapıyor. Ama bunların yarısını ben bir izliyorum ve yok. Hani eğlendirici bir şey yok. Böyle bakıyorum utanıyorum. Ama aslında değişmedim ben. Siz beni izlemekten sıkıldınız. Öyle bir mevzu var. Çünkü ben de mesela yeni videolarını izlerken adamın izlemekten sıkılıyorum. Mesela aynı adamın aynı oyun videolarını artık izlemiyorum. Sıkılıyorum. Ve bu da genelde oyun kanallarında oluyor. Diğer kanallarda o kadar fazla olmuyor. Peki neden bu oyun kanallarında oluyor? Çünkü oyun kanalları her gün video atmak zorunda. Bazı oyun kanalları her gün iki video atmak zorunda. Çünkü düzenini ona göre ayarlamış. Durum böyle olunca haftada 7 video veya haftada 14 video izlediğiniz zaman sıkılmaya başlıyorsunuz. Size artık standart geliyor ve siz standartın üstünde istiyorsunuz. Ben haftada 1 video atsam ve sadece gizem videosu olsa emin olun daha çok izlerdiniz. Ve sıkılmazdınız. Çünkü onu videoyu izlemek için bir hafta bekliyorsunuz siz orada. Öyle bir olay var. Bir uzun bir süre beklediğiniz zaman ki bir hafta uzun bir süredir az çok. Haftalık yani bir oyun kanalına göre haftada bir video atmak çok az. Çok nadir görülen bir şey. Ama haftada 1 ile haftada 14 veya haftada 7 video aynı şey değil. Birisinden çok çabuk bir şekilde sıkılırsınız. Ha, çok çabuk derken bu bir hafta olabilir, bir ay olabilir, belki 2-3 yıl olabilir. Ama eninde sonunda sıkılırsınız. Yeni oyunlar olmadığı sürece. Diğerinde adam haftada bir video atar veya aylık bir video atar, aylık 2 video atar. O adamın beklediğiniz için sıkılmazsınız veya sıkılırsanız da çok daha uzun bir süre sonra sıkılırsınız. Atıyorum işte
aylarca izlersiniz veya yıllarca izlersiniz. Ondan sonra sıkılmaya başlarsınız. O yüzden oyun kanallarının en büyük dezavantajı bu. İzleyiciler çok çabuk sıkılabiliyorlar. Bunun için ne yapılması gerek? O muamma. Çünkü sizin zevk anlayışınız farklı farklı olabiliyor. Sonuçta binlerce kişiden bahsediyoruz burada. Büyük kanalların bakış açısıyla milyonlarca veya yüz binlerce. Durum böyle olunca işte mesela benim gibi insanlar oluyor veya başka insanlar oluyor. Mesela ben montajlı videoları izlemek istemiyorum artık. Eskiden güzeldi ama ben onlardan sıkıldım. Hani bakın montajlı videolar normalde zevkli. Videoya zevk katıyor değil mi? Ama o kadar fazla izledim ki artık sıkıyor beni. Montajlı videolar artık beni sıkıyor. Çünkü çok fazla izledim. Ama montajlı videolar seven insanlar da var. Ama benim gibi insanlar da çok. Aynı zamanda. Bunun yanında oyun kanallarına abone olup sadece vlog videolarını izleyenler de var. Çünkü adamlar artık adamın oyun oynamasından sıkılmışlar. Adamı tanımak istiyorlar birazcık daha. Veya ne bileyim adamı izliyorsunuz ama sadece uzun serileri izliyorsunuz. Mesela atıyorum Pindi Panda diyelim. Adam Don't Starve çekiyor. Yüzlerce videosu vardır büyük bir ihtimalle. Mesela bazı adamlar gidiyor başka hiçbir videosunu izlemiyor. Sadece Don't Starve izliyor. Veya benim San Andreas serisi. Anladın mı? Hani San Andreas'ı ikinci defa çekiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ve sadece San Andreas'ı izleyen insanlar var kanalda. Yani atıyorum GTA 5'i izlemiyorlar ve San Andreas'ı izliyorlar. Yok bunu atmadım. Bu bayağı gerçek. GTA 5'i izlemiyorlar. San Andreas'ı izliyorlar. Bunun gibi şeyler var. Veya sadece yeni oyunları izleyen kitleler de var. Aynı kanalın içinde. Mesela ben kendi kanalda böyle insanlar olduğunu biliyorum. Yeni oyunları görmek isteyen insanlar olduğunu biliyorum. Mesela her hafta yeni bir oyun oynasam her hafta attığım bu yeni bir oyun videolarını izleyecek insanlar var. Bu da büyük bir kitle. Olay burada başlıyor oyun kanalları için. Siz bütün bu insanların ihtiyaçlarını aynı anda karşılayamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı oluyor. Ha ben ne yaptım bunu düzeltmek için? Artık dediğim gibi yeni bir sisteme geçtim. Haftada, her hafta sadece bir video gelecek bir seriden. Bunun işe yarıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Mesela dediğim gibi pazartesi artık GTA 5 oynuyorum. Salı günü korku oyunları veya indie korku oyunları oynayabilirim. Dediğim gibi bu küçük tanımlık indie korku oyunları da olabilir. Büyük korku oyunu serileri de olabilir. Çarşamba günleri Five Nights at Freddy's konulu oyunlar gelecek. Perşembe günü GTA San Andreas gelecek. Cuma günleri gizem videoları gelecek. Cumartesileri vlog 146'lar gelecek. Ve pazar günleri ise haftalık montajlar gelecek. Çünkü montajları seviyorsunuz. Böyle. Durum böyle. Umarım ben ne anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü ben eski videolarıma baktım. Eski videolarımda bu kadar yorgun görünmüyorum. Veya sesim bu kadar şey görünmüyor. Aslında sesim o kadar net duyulmuyor. Hani sesimi duyduğumuz zaman enerjik mi veya yorgun mu olduğumu bilmiyorsunuz. Çünkü o zamanlar mikrofonum bu kadar iyi değildi. Bayağı kötüydü. Hani sanki böyle tek bir ses tonunda konuşuyormuşum gibi oluyordu. Ve zaten o zamanlardaki mikrofonum şey olduğu için, kötü olduğu için bayağı düşük ses alıyordu. Ben onu iyice böyle boostluyordum. Yani bayağı yüksek ses geliyordu. Belki oradan böyle bir şey söylemiş olabilirsiniz. İşte eskiden bana enerjikli, şimdi değilsin falan filan diye. Bunun bir diğer nedeni tabii ki günlük yaşam. Daha önce lisedeydim. Kanalımın ilk bir yılında, bir buçuk yılında liseli olduğum için ev işlerini annem babam yapıyordu. Ben de yardım ediyorum. Hani evde dört kişiydik ev işlerini yapan. Halleden günlük yaşam. Halleden şimdi ben tek kişiyim kalıyorum burada. Oy böyle. Belki böyle bir şey var ama umarım ben anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Oyun kanallarının en büyük dezavantajı bu. Seyirciler çok çabuk sıkılıyor. O yüzden bir sistem, her kanalın kendine göre bir sistem geliştirmesi lazım. Sizin düşünceleriniz neler? Ama ben şunu kesinlikle söyleyeyim. %100 ben buna inanıyorum eskisi gibiyim. Hani enerji anlamında. Hani ruh hali anlamında. Hani eskiden o kadar webcam yoktu. O yüzden siz o yüzümdeki ruh halini görmüyordunuz. Veya bazı ahbap zaten yazmış oraya. Bazı ahbaplar zaten yazmış oraya. Seni çok böyle gıcık birisi zannediyordum diye. Böyle sonra facecam'i görene kadar. Facecam'i görünce fikrim değişti falan filan diye. Neyse. Söylemek istediklerim bunlardı. Sizin de düşüncelerinizi duymak istiyorum ama şu konuda eminim, ben kesinlikle eskisi gibiyim. Ha bir ara başıma bazı olaylar geldi ve o ara video atamadım veya attığım videolar o kadar zevkli olamadı. Ama son zamanlarda attığım videoların, son zamanlarda derken yazdan bu yana, kesinlikle eskisi gibi olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ha
tatiller geldiği zaman, işte bu ocak tatili veya yaz tatilleri falan olabilir, daha da enerjik olacağım. Çünkü bütün gün boş olacak. Burada, yani İstanbul'da olmayacağım, evde olacağım. Evde olunca daha rahat olacağım, daha iyi bir halde olacağım. Daha enerjik olacağım, daha dinlenmiş olacağım. Bir de o kadar stresi yaşamayacağım. Evde daha rahatım çünkü. Tatil videolarında daha bir enerjik olabilirim. Orası doğrudur ama hani okul var, ev işleri var, o var, bu var. Hani insan sonunda günün yorgunluğunu hissediyor. Yani bunu siz de hissediyorsunuzdur okuldan geldiğinizde. Bazı ahbaplarımız yazıyor hatta, abi eve geldiğim zaman kalan tek zamanımı senin videolarını izleyerek geçiriyorum veya o gün attığım videoyu izleyerek geçiriyorum. Düşünsenize, yarım saatlik video atıyorum, adam sadece onu izliyor, ondan sonra yatağa gidiyor ve artık ödevini yapıyor. Çünkü şey o, kalan tek zamanı o, boş zamanı o, yarım saat. Ve ben burada üniversitelerden falan da bahsetmiyorum. Liseye daha yeni başlayan insanlardan bahsediyorum. İşte bu. Yaşam böyle, ne yapalım? Yani ben demek istediğimi dedim. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Gelecek haftaya soru cevap videosu yapmak istiyordum aslında ama farklı bir düşüncem var. Yorumlara rastgele cümleler yazın lütfen. Bir cümle yazın ama rastgele olsun. Kafanıza gelen rastgele bir cümle yazın. Ve ben de bunlardan gelecek haftaki vlog 146'da soğuk espriler çıkarmaya çalışayım. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Benim bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay demeden önce Twitter hesabından takip etmeyi, Facebook grubumuza katılmayı ve Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bana sorular yöneltebilirsiniz. Baştan söylüyorum. Kanalın Facebook sayfasının admini Murat oldu. Sizin sorularınızı o cevaplıyor ama bana sorarak cevaplıyor. Yani siz soruları sorduğunuz zaman o da gelip bana soruyor direkt. Çünkü Facebook sayfasına gelip soruları teker teker cevaplayacak vaktim olmuyor. Ben de hepsini Murat'a şey yapıyorum, yani Murat'a cevap veriyorum. Direkt o da benim cevaplarımı size iletiyor. Hani gene bana soruyorsunuz. Yine sizin sorduğunuz sorular bana geliyor. Zaten ben sizin yorumlarınızı okuyorum hep. Öyle. Bye bye.